3 taneydi. Biri nerede? Aa, altında girmiş salak ya. Geri kalan yumurtaların dördünü kendim çıkarttım. Öbürleri hep içeride ölmüşler. Bakalım bu dört taneyi kurtulabileceğiz mi? Çıkarttım kendim elimle. Burada da beş tane var. Birinin ayağını şey yaptım şöyle. Ayağı biraz ayrılmış. Düzeltmeye çalıştım. Bakalım inşallah kurtarırız. What's going on arkadaşlar, ben İlbeya Kaç 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 Long Island New York'tan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi izin günümüz, koltukta uzanıyor, bir şey yapmıyor. Yepyeni bir videoyla baş başayız. Abone değilseniz abone olun, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum, buradan herkese selamlar diyorum. Şaka söyledim, birazdan arka bahçeye gidip hayvanlarımızı şey yapacağız, bir şey seyrediyorum. Bak, hava dışarıda yağıyor gördüğünüz gibi. Karşıda da komşunun köpeği kapıda seyrediyor. Yağmur yağıyor dışarıda. Burada rüzgar var. Birazdan dışarı çıkıp hayvanlara bakacağım. Abi bunlar niye araya giriyorlar ya? Ben onu anlamadım, gitti ya. Ulan şu baksana, araya giriyor. Araya niye giriyorsun kardeşim? Dört tane. Bir tanesini şöyle yaptım. Ayakları biraz açılıyor onun, biraz düzelsin diye. O inşallah düzelir. Birkaç saat durduktan sonra hallederiz. Bu da ellerimle çıkarttığımlar. Bir tanesi gördüğünüz gibi yaşamadı. Öbür üç tanesi güzel. Kuruyorlar, kurusunlar. Dört taneden bir tanesi yaşamadı. Elimden çıkarttım bunları arkadaşlar. Gerisini de çıkartmaya çalıştım ama olmadı. Ama gördüğünüz gibi üç tanesi şimdilik kurumaya çalışıyorlar. İnşallah kururlar. Şunun da ayağı herhalde biraz açılacak gibime geliyor. Bakalım. Sağlık olsun inşallah. İkisi, üçü de yaşar. Beş tane orada var. Sekiz tane. Bir tanesi yaşamamış. Ama bu üç tanesi devam ediyor. Burada da beş tane var. Birinin ayağı biraz açıldı. Onu biraz şu şeyin içine koydum. İnşallah düzelir ondan sonra. Bakalım bir iki saat kadar. Derecesini de şunu da koydum böyle. Şu şekilde. Derecesini kontrol etmek için. 97 Fahrenheit'ta. Bu tutuyorum. Güzel duruyorlar. Yemleri var. Suları var. Sularında tabii sularına şey kattım. Elma sirkesi. Bakalım. Arkadaşlar itfaiye geçiyordu. Yağmur hala devam ediyor. Bizim itler de ulumaya başlıyorlar niyeyse. İtfaiye veya ambulanstı. Ulumaya başladılar. Kafa şeyini taktım. Bilmiyorum inşallah. Şunları çıkar diyeyim. Şeyi alsınlar. Hava alsınlar. Sonra civcivleri çıkar diyeyim dışarıda. Şeyin içinde, kafesin içinde yerlerinde dolaşsınlar akşama kadar. Tavukları
çıkartacağım ve bakayım nasıl olacak. Tavuklar. İlk önce şunu bir çıkartayım bu. Ekmek verdim dün. Ekmeğe kaşet etmiş. Yemeğini yemiş. Derdi ne bilmiyorum ama ekmeği yememiş. Tabii bunun kızanı hala devam ediyor. Bak buraları hep kilitliyorum çünkü burayı açıyor bu. Ve tavukları kaybetmek istemiyorum. Bu akıllı arkanı dördüğün zaman hemen ne yapacağı belli değil bunun. Hadi yürü. Şurada başka bir kuşuna mı çitleşiyor acaba? Hayret. Böyle şeye yakın gördüm biraz da. Bizim beyaz eski anaçlardan. Bilmiyorum herhalde şu yavru beyaz. Bakalım inşallah. Şu civcivin de durumu iyi de. Böyle pörsük duruyor. Horoz dediğimiz. Açık. No. Güzel ötmeye başladı vallahi. Çok çiplemiyor. Hindi gibi ötüyor. Abi bizim civcivler adı neydi? Kuşlardan daha güzel uçuyorlar ya. Dün bunlara şey koyduydum. Yıkansınlar diye. Bunu döküyüm. Bu iyice yıkandılar herhalde. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. İyice ıslanmaya başladı. Hızlanmaya başladı. Şansıma ben çıkınca hızlanmaya başlıyor. Şunu temizleyeyim. Yerine koyayım. Kuşların yemini gördüğünüz gibi yağmur, iyi yağmur olmuş buraya. Kuşların yemlerini dün aldım. Arpasız aldım bu sefer. Arpayı seçiyorlardı çok. Arpasız. Aha. Cücük şeylere bak. Hindilere bak. Normal mi bilmiyorum da. Şimdi de ötmeye başladılar. Hadi bakayım cücük. Gel bakayım yiyebiliyor musun kendi başına? Hadi. Vallahi bilmiyorum o cücük çok pörsük duruyor. İnşallah yaşar. Oh be. Yağmur iyi ıslandı. Duyuyorsunuz mu bilmiyorum da. Bak. Acayip. Et çıkma buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu erkek olacak kesin. Büyüdü hindiler. Öbürü eskiden durgun duruyordu. Vallahi güzeldi. Şimdi maşallah var. Güvercinler işte o süt beyazdan küçük olanı biraz durgun duruyor. Bir de oradaki civciv durgun duruyor. İnşallah bakalım yani kurtulurlar. Bakacağız. Yağmurlu bir havada yine işlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunların emi var. İdare eder. Burayı akşam kapattığımda yemleri dursun diye suları var. Bunun flaşı niye duruyor ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu flaş niye kapanır abi ya? Şarj olması lazım. İki çit kaldı. Çorumlu'nun iki yavrusu kaldı. En son çıkarttı. Şurada. Kocaman oldu bunlar da zaten. Ondan sonra da
beyazla şeyin yavruları kaldı. Bunlar da kocaman oldular. Bunları da yakında atarım dışarıya. Yani dışarıya dediğim yumurta var mı diye bakıyorum. Artık yumurtalar bildiğiniz gibi alıyorum. Yani bunlar hep bu senenin yavruları. Hepsi bunlar. Çünkü ayaklarında şeyleri yok. Bunlar hep bu senenin yavruları. Yumurta var mı? Yok. Şey olmadan, daha çıkartmadan ya bu köpek de bir hava ya. Free house. Niye çıkıyorsun dışarıya? Dediğim gibi arkadaşlar, Max 2018'in sonunda aldıydım Max'i. Max uzun zamandır benle. Çok akıllı köpek. Çok uyuz da bir köpek. Ama güzel köpek. Yani benim Siberya kurdu ve Alaska kurtlarına çok şey vardı, özenim vardı. Uzun zamandan belli de onları besliyorum. Bir ara gösteririm size resimlerini, bulabilirsem ne köpekleri beslediğimi. Ama ben size söylüyorum, Akita'da besledim. Ama bu köpek gibi köpek yok abi. Vallahi kim ne derse desin, bu köpek gibi köpek yok şimdilik. Yani bu bir yaşına girdi. Elimi ne sürüyorsun? Şimdilik bir yaşına girdi. Bakacağız. Şey yanımda, Nala yanımda. Şimdilik bir şey yaptığı yok. Da işte bu kaçıncı çıkardışım bunları Nala'nın yanında? Dördüncü. Diyorum ya, kızam bu. Şimdi öbürünü çıkartmak istemiyorum. Vallahi şok oldum. Bunun böyle olması beni çok sevindirdi. Çok güzel, korkuyordum bir şey yapacak tavuklara diye. Ama benim yüzümü kara çıkarttı bu. Hiçbir şey de yapmadı. Aslan gibi. Hadi Nala. Ben veriyorum buna. Bunlara yemediğimiz için kurumuş et. Bunları köpeklere veriyoruz. Yesinler. Gördüğünüz gibi. Bunu buradan yapıyorum çünkü çıkartmak istemiyorum bunu dışarıya. Şey olmasın diye. Hadi sen gez biraz. Gez yürü. Gez biraz sen. Geçsin biraz daha, ondan sonra içeri alırım. Vallahi bu çok güzel oldu. Bunları biraz daha ot vereyim. Biraz daha ot vereyim şunlara. Yaş yaş. Bilmiyorum. Bunları çıkarttık ama bakalım. Çok yağarsa herhalde içeri girerler. Şimdilik olmadı. Ben içeri girerken sokarım bunları içeri. Ne yapayım? Biraz dolansınlar bari de. Ondan sonra. Bakalım içeride kaç tane yumurta var. Bugün arkadaşlar yumurta sayısı biraz fazla gibi herhalde. Çünkü herkes şeyin dışına yumurtlamış. Folukların dışına yumurtlamış. 1, 2 yerde. 3. Bu daha taze yeni yumurtlamış. 4, 5.
İki tane de burada var. 6, 7. Bakalım burada ne var? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arkadaşlar. Bugün şimdilik en çok yumurtayı aldık. Daha doğrusu geçen gün dedim ya 14 tane aldım. Bugün de 13 tane. Eyvallah. Artık yumurtaları ne yapacağımı şaşırıyorum. O kadar çok oluyor ki. Sağlık olsun, ne yapalım. Allah bereket versin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geri koydum bunları. Yağmur bir yağıyor, bir duruyor, bir yağıyor, bir duruyor. İyice ıslanmasınlar diye. Yemlerini de verdim. Geri bunları içeriye koydum. Orada da olsunlar. Yemleri de var, suları da var. Bugün yağmur yağacak herhalde. İyi de rüzgar var. Şey olmasın diye buraya koydum bunları. Böyle takılsınlar burada şimdilik. Gezdiler, yeter. O da gezdi. Onu da şimdi içeriye koyayım. Mamasını vereyim. Öbürünkini verdim. Onunkini verdim. O bekliyor zaten orada. Bunu herhalde bir hafta daha tutarım böyle. Ayrı ayrı çıkartırım. Çünkü dediğim gibi kızan, hatta kilodan bile düştü. Kızan olduğu için. De kaza olmasın diye içeride tutuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda yağmur yağıyor. Ben burada biraz şöyle köpek dışarıda gezerken burada güvercinleri seyredeyim. Ne var ne yok. Hava soğudu biraz. O geçenki yağmurdan sonra şimdi hissediyorsun böyle su. Yağmur vurduğu zaman adamın şeyine, cildine soğukluğu hissediyorsun. Demek ki soğuk havalar geliyor. Sabahları soğuk oluyor zaten de. Sonra biraz ısınıyor işte. Şu beyaz, büyük beyaz güvercine kusmuşlar. Ağzının kenarı yaş biraz. Da küçüğe kimse daha kusmamış. Vallahi bilmiyorum. Bunların anaları o kadar, babaları o kadar şey değil demek ki. İkinci yavruları olması lazım. O büyük olanı uçuyor. Güzelce çıkabiliyor yukarıya. Ama küçük olan daha çıkamıyor yukarıya. Ya işte şey bıldırcınları da gördünüz. Şu cücüğün birisi çok düşünüyor. İnşallah dediğim gibi yaşar. Sağlık olsun, ne diyelim. Böyle arkadaşlar, işte böyle oturup bakmak, seyretmek kuşları adama rahatlık veriyor. Güzel oluyor. İşte geçen gördüğünüz eski, bundan önceki videoda yoldayken verilmiş bir sadakamız vardı. Demek o kötü yaptığımız o teker patladığında kötü bir kaza olabilirdi. Ben arabanın arkasındaydım. Yani aramızda hemen hemen nereden baksan bir araba mesafesi vardı. Sol tarafı o Ramon sol tarafındaki teker böyle havaya uçtu. Yere düştü ve şeyden canttan çıktı, öbür yolun öbür tarafına fırladı. Ben korktum çünkü yanımızda bir araba vardı, cip vardı.
böyle bir salladı, hemen o aramıza girdi, sağ taraftan geçti, dedim aha yırttık. Ama baktım teker o şeritten öbür tarafa şeride uçunca dedim Allah, inşallah trafik yok. Sabah yani erken saatleri değildi ama erken saatleri, 8 sıralar, 8-15 sıralarıydı. O kadar trafik de yoktu şansımıza. Arabanın birisi geçti, geçi geçmez teker zaten onun arkasından uçuverdi. Bu tarafa da geçince Allah'tan bir şey olmadı. Çünkü öyle kazalar oluyor. Teker uçuyor böyle bir arabaya çarpıyor, araba kontrolden çıkıp başka bir yere vuruyor, tahla açıyorlar. Yani herkes öyle iyi sürücü değil. De yani öyle yırttık o gün. Verilmiş bir sadakamız varmış. Ama işte dediğim gibi bazen her şey istediğin gibi olmuyor. Olmadığı için de öyle. Şeyler, bıldırcınlar çıktı. 28 yumurta geldiydi. 24 tanesi doluydu. Bugün sabah baktım yani gördünüz. Adı şeyden randevum var doktor için. Onu pazartesi günü. Arkadaşı onu hatırlatmak için arıyorlar. Dediğim gibi yani ya bıldırcınlar sabah gördünüz, göster ya, şey yaptım. 28 taneydi işte dediğim gibi, 28 tane yumurta geldi, 24'ü doluydu. Onun içinden şimdilik 4 tanesini ben çıkarttım yumurtadan. 5 tane çıktıydı, 19 tane geriye kaldıydı. 4 tanesini ben kendim çıkarttım. Hala ayaktaydılar. Yani canlıydılar. Onlar 3'ü duruyor. Bir tanesi ölmüş gördüğünüz gibi. 5 tane de kutuda vardı. Birinin ayağını düzeltmeye çalışıyorum. 3 tane de kuluçka makinesinde kurusunlar, iyice kurumasını bekliyorum. İnşallah onlar da yaşar. Yani anlayacağınız bir tanesi boşuydu zaten baktığımda. Hiç gelişme olmamış o baktıktan sonra. Geriye kalıyor 23 tane, 23 tane dolu. Hepsine baktım abi. Hepsi yumurtada gelişmiş, yumurtada ölmüş. Bazısı böyle gagasıyla çatlatmış ama açamamış. Bazısı da tam açmış, çıkamamış. Vallahi bilmiyorum niye oluyor. Belki bizim kuluçkada var bir şeylik ama yani bilen varsa yorumlara yazsın. Şimdilik 8 tane var. 3'ü kuluçka makinesinde, 5'i de kutuda. İnşallah bağlam hep beraber yaşarlarsa hep beraber göreceğiz. Çok güzel sesleri var. Dediğim gibi yorumlara bekliyorum. Hala tahmin eden birisi çıkmadı. Yumurtaları topladık. 12 tane, yok 13 tane yumurta aldım bugün. İkinci çok aldığım yumurta. Kuşların artık yatmasına, yumurtanın üstüne yatmasına izin vermiyorum. Yumurtaları topluyorum. Çok çok kuş oldu abi. Nereden baksan şimdi burada saysam bir tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 tane burada var. 30 tane dışarıda var. Allah bilir kaç tane içeride var. Yani epey bir yavru oldu. Bu sene daha çok var. Bunların hepsi bu senenin yavruları. Bir tek şu hariç. Evet, bir tek o hariç. Geri kalanın hepsi bu senenin yavruları. Çünkü ayaklarında bilezikleri yok. Bu seneninkilere bilezik takmadım. Amacım işte süt beyaz çıkartmaktı. Bir tanesini bu senenin başlarında kaçırdım. Oradan kaçtı dışarıya. Sonra şurada bir tane var. Çok güzel renk verdi. Böyle kahverimsi, greyimsi bir renk. Ondan sonra o verdi. Şöyle koyu bir grey verdi. Orada var bir tane kahverimsi, greyimsi. Adı neydi? Paçalı. Ondan sonra işte o ala çıktı. Daha çoğunluklu siyah rengi.
Şu yukarıdaki grey çok güzel bir grey çıktı. Vallahi güzel. İnşallah bunların tahıl açmalarını görürüm. Şu güzel çıktı ama kanatları beyaz, bir de paçaları beyaz. Yani tam bir grey olsaydı, o renkler olsaydı süper bir kuş çıkacaktı. Gerçi bilmiyorum, o da güzel de. Maşallah var ama dediğim gibi yani. Ben seviyorum böyle. Bazıları kümkürlü çıktı. İçlerinde. Kaç tane kümkürlü var? Hemen hemen baksam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 30 tane kuş var. 6'sı kümkürlü. Yani güzel, o kahverengiler güzel çıktı. O kahverenginin öbür eşi öldü, yaşamadı. Daha doğrusu nasıl öldüyse de bilmiyorum da güzeldi de. İşte şu analara baksa bakmıyorlar. Ha, başladılar bak, itfaiye geçiyor. İtfaiye geçince böyle başlıyorlar. Bu da çok güzel çıktı ya. Bunun künkülü de çok güzel. Renkleri hala şey, siyah gözü var. Bu siyah gözü renk. Baba nasıl şey yapıyor abi? Kabarıyor ha. Helal olsun. Valla çekemedim ha. Tem çekseydim. Ha, bu yaşta kabarıyor valla. Helal olsun. Ne diyor? Senin gözünde ne valla? Abi bu kendiler de hassas oluyor ha. Bunlar vahşi hayatta nasıl yaşıyorlar? O kadar çok hindi var vahşide. Daha doğrusu burada siyahlar daha çok var vahşide. Adanın sonlarına doğru. Bazen yollarda görüyorum. Bakıyorsun işte. Böyle otururken bakıyorsun. Görüyorsun bir şey var mı? Hepsi tertemiz görünüyor. Çünkü dün banyo şey yaptın, onun gözünde ne var acaba? Gözü biraz sağ taraf biraz şişmiş. Sağlık olsun. İşte böyle. Arkadaşlar mübarek var ya, ne biçim esiyor ha. Bilmiyorum duyuyorsunuz mu? Ama hava iyi esiyor. Buranın güzelliği de o işte arkadaşlar. Üstünü kapattım. Güneş alsın diye hem de böyle kuruca şey yapsınlar. Kenardan su geliyor ama rahatça geçsinler diye burada. Kuru bir şekilde böyle devam etsinler diye koyduk. Buranın özelliği de bu. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı. Sizleri çok seviyorum. New York'tan herkese hoşça kalın diyorum.